Türkiye uluslararası işbirliği noktasında gereken her adımı atmaya gayret etmiştir. Avrupa'nın yükü bizimki kadar ağır değildir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır ötesi işbirliği konferansına katılmak üzere Edirne'ye geldi. Kentteki bir otelde gerçekleşen toplantıya Bulgaristan İçişleri Bakanı Valentin Radev, Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Nenski, Avrupa Sınır Koruma Ajansı Frontex'in Direktör Yardımcısı Bernd Körner, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle misyon şefleri katıldı. Bakan Soylu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle düzenlenen sınır ötesi işbirliği konulu konferansta terörün sadece Türkiye'nin değil Avrupa ülkelerinin de büyük sorunu olduğunu söyledi. Terör örgütü YPG'nin ABD tarafından desteklendiğini, bazı Avrupa ülkelerinin de terörle kol kola girdiğini ifade eden Soylu, Avrupa ülkelerinin çok büyük bir tuzağa geldiğini vurguladı. Aynı YPG, Amerika tarafından destekleniyor. Silah ve eğitim veriyor. Bazı Avrupa ülkelerinin onunla kol kola giriyor. Kusura bakmasınlar, Avrupalı dostlarımız da bu terör örgütüne gayet sempatik davranıyor. Ve bir de bunların ortasında DAEŞ var. Güya İslami bir örgüt olduğunu iddia ediyor. Ama ne gariptir ki Müslüman ülkelere saldırıyor. Ve yakaladığımız DAEŞ'ların içerisinde azımsanmayacak ölçüde Avrupalı Batılı militanlar var. Bir Fransız, bir İngiliz veya bir Belçikalı sakal bırakıyor, bir şekilde kaçak yollarla DAEŞ saflarına geçiyor, Batı'dan doğuya sentetik uyuşturucu ticareti var. Bunun rotası Türkiye'den geçiyor. Şurası Rakka. Güya DAEŞ burada konuşlanıyor. Amerika nasıl yapmışsa DAEŞ'la YPG'yi anlaştı. Yani iki terör. Yine benim anlamadığım bir şey var. Bu DAEŞ Rakka'dan çekildi. Ne dedi? Biliyor musun? Farkında mısın? Bu oyunun tuzağı farkında mısın? Bir kısmı Sina. Bir kısmı Ola. Bir kısmı şuradan aslında bize göre doğu hattından Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde yeniden kendini toparlamaya. Bir kısmı da şuradan batıya doğru bir taraftan Gürcü, Lübnan üzerinden Avrupa'ya geliyor. Benim anlamadığım bir şey yok. Avrupa tuzağı geldi. Türkiye sınırlarından Avrupa'ya giden şu ana kadar tespit ettiğimiz tek bir DAEŞ yok. Hangi hattan ve hangi rotadan gittiğini biraz önce söyledim. Bu DAEŞ'ten hala gözüne desek Avrupa çok büyük bir tuzağa geldiğine farkında. Yani her gün kendi ülkelerinde eylem yapabilecek kabiliyet ve kapasiteyi YPG ve DAEŞ'in iki terör örgütünün anlaşması sonucu kendi işlerine kabul ediyor. Bunun bedelini Avrupa çok ağır ödeyecek. Koskoca Avrupa okyanus ötesi ve ülkenin ucusu koruma düşmüştü. Kendi toplumunu kurallatamıyor. Bakan Soylu, 21. asrın hiç iyi başlamadığını, terörün düzensiz göç üzerinden tüm dünyaya bir virüs gibi yayıldığını belirtti. Göç yolunu kontrol ettik, baktık ki direkt Afganistan rotası üzerinden gelip Türkiye'ye doğru geçiyor. Arkadaşlar Afganistan'da kim var? Kim? Bakın Amerika, Avrupa'yı tekrar başka bir tehditle karşı karşıya bırakıyor. Göç vekalet savaşları gibi. Yani savaşları, terörizmi, kaosu, karışıklığı başka ülkelerin içerisine yıkmak gibi göçle yine ülkelerin istikrarını, stabilizasyonunu ve aynı zamanda iç kamu düzenini bozmaya yönelik yeni bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu bir tehlike. Türkiye'nin düzensiz göç, terör ve uyuşturucuyla başarılı şekilde mücadele ettiğini anlatan Soylu, Türkiye kimsenin göç, terör ve uyuşturucu bariyeri ve tamponu değildir. Türkiye elbette üzerine düşen bütün sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Dolayısıyla burada bir yük varsa paylaşmak zorundayız dedi. Türkiye'nin düzensiz göçü önleme konusunda büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Soylu,
Özellikle sahil güvenlik komutanlığının 4 katından daha fazla çalıştığını anlattı. Biz eğer bu ortak aklı üretmezsek toplumlarımıza ve milletlerimize cevap verelim. Bakın hangi biriniz yaptığınızı ben bilmiyorum. Hangi Avrupa ülkesi? Sayın Berger belki cevap veriyor. Yaklaşık 1,5 ayda 14 bin Afganlı düzensiz göçmeni uçaklarla kendi ülkelerine gidiyor. 14 bin. Konferansın sonunda basına kapalı ikili görüşmeler gerçekleşti.